Erdoğan-Obama görüşmesinden bu yana Türkiye'nin gündeminde. Amerika Gülen'i sınır dışı ya da iade edecek mi? Edecekse bu nasıl olacak? Adli yardımlaşma iki ülke arasında olabilir. Bazen suçların iadesi anlaşması da olabilir. Ama bunların hepsi hukuki bakımından bir dava açılmasını, o davanın hükümle sonuçlanmasını ve kesinleşmesini gerektirir. Bilgi, belge ve mahkeme kararına işaret etti Arınç. Henüz ortada öyle bir karar yok. Kral çıplak! İki ayrı koldan paralel yapıya yönelik soruşturma yürütülüyor. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. O iki dosyanın birleştirilmesi gündemde. MİT ve Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı bu konuda çalışma yapabilirler. Yoksa birilerinin zannettiği gibi onu oradan al bana ver şeklindeki bir talebin dünyada artık karşılanma imkanı kalmamıştır. Bilgi ve belgelerin paylaşımı için iki ülkenin istihbarat örgütleri devrede. Arınç'ın ardından Adalet Bakanı da açıkladı. Türkiye ülkesi için bir güvenlik sorunu gördüğü konuda Sayın Obama'dan yardım istemiştir. Bu konuda MIT'le CIA'nin ortak bir çalışması ve zannedersem orada bir bilgi alışverişi olacaktır. Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir dedim. Pensilvanya'dadır dedim. Bu kadar açık söyledim. O ne dedi? Ben de sizden gereğini bekliyorum dedim. Kırmızı bültenden bahsediliyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Niye olmasın? 40 gün önce böyle demişti Erdoğan. Adalet Bakanı'na kırmızı bülten de soruldu. Kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin kararı mahkemeler alabilir ve karar Adalet Bakanlığı'na gelir. Şu ana kadar bize ulaşan böyle bir mahkeme kararı yok. Bakanlık olarak mahkemelere talimat verme yetkimiz de yok. Örgütün finans kaynakları, eğitim faaliyetleri de mercek altında. Milli Eğitim Bakanlığı Gülen okullarına karşı kara para aklama soruşturması başlattı. Bu soruşturma gerekçe gösterilerek Gülen okulları özel okullara sağlanan eğitim teşvikinden yararlanamayacak. İktidar